Ve lütfen bu evi terk etmeyi düşünmeyin. Böyle bir şey asla olmamalı lütfen. Tamam mı? Kim o? Kim o? Neden cevap vermiyorsun? Kimsin? Kim o? Amca kimdi o? Yüzünü düzgün göremedim. Girelim amca hadi. Madu? Bu gelen Raja olmalı. Madu'yu götürmek için gelmiştir. Eğer onu götürürse kurtulmuş oluruz işte. Bir başka olay daha. Git de kapıyı aç hadi. Git hadi aç. Bir bakayım bakalım kimmiş. Kim o? Hey. Hadi bakalım. Evin her köşesini arayın. Neler oluyor? Nasıl böyle girersiniz? Ne yapıyorsunuz? Memur bey, ne oluyor? Bakın, işimizi bölmeyin, tutuklarım. Hadi. Ne olduğunu neden söylemiyorsunuz? Efendim ne arıyorsunuz? Sakladığınız şeyleri arıyoruz. İyice arayın. Şimdi bütün evi ara. Hiçbir yeri atlama, tamam mı? Bize neler olduğunu söyler misiniz? Efendim? O nedir? Bu kimin çantası? O benim çantam. Ne oldu memur bey? Tutuklayın onu. Çantada yasak madde var. Oraya nasıl girdiğini bilmiyorum aslında ama benim değil. Siz ne yapıyorsunuz? Bırakın onu. Hayır bu mümkün değil. Amcam böyle bir şey yapmaz. Memur bey bu imkansız. İnanın bana ne olur. Dinleyin, her şey mümkün. Bunun için tutuklanacak ve mahkemeye çıkacaksın. Hapse atılacaksın. Durun, götürün durun, onu. Durun. Memur bey, beni dinleyin. Kocamın eve sebze alacak parası bile yok. Yasaklı malları nasıl alacak? O asla yasal olmayan bir şey yapmaz. Ve bütün bunlar o kız yüzünden oluyor işte. Kocam onun yüzünden iftiraya uğruyor. Lila. O çok iyi biridir. Bana inanmıyorsanız mahalledeki herkese sorabilirsiniz. Siz de bir şeyler söyleseniz de. Bir şey söylemek istiyorsanız mahkemede söylersiniz. Beni dinleyin. Lütfen, nereye gidiyorsunuz? Benim değil lütfen, diyorum, anlamıyorsunuz. Lütfen. Lütfen onu götürmeyin.
sürekli başını derde sokuyor. Ceremesini sürekli biz çekiyoruz. Sen evimizde olduğun sürece ailemiz böyle acı çekmeye devam edecek. Neden defolup gitmiyorsun? Lanet gibi ailemize çöktün. Defol git. Bitti. Bitti. Ne oldu bize? Daoji, çayın. Bak şuna. Bakayım. Evet. Hey. Raja nerede? Raja nerede? Burada değil. Sen de kimsin? Ben Madu'nun büyük annesiyim. Madu'nun büyük annesi olduğunu bir de gururla söylüyor musun? Eğer o asi kızın büyük annesiysen neden buraya geldin? Suhak öldüğü zaman gelmemiştin ama. Kızını bile yollamamıştın. Bakın. Büyük bir acı yaşadınız. Ve biz de yasanıza ortak olduk. O gün Madu ile birlikte buraya geldik. Bunu kapıcınıza sorabilirsiniz. Ama siz defin için gitmiştiniz. Nereye gittiğinizi bilseydik oraya gelirdik. Sen söyledin, ben de dinledim. Şimdi ağzının payını vermeden önce yıkıl buradan. Yoksa fena olacak. Buraya gitmek için gelmedim. Kızıma haksızlık yaptığınızı ve bunun yanlış olduğunu söylemeye geldim. Anladınız mı? Sen ve oğlun kızımın hayatını mahvettiniz. Şu an acı çekiyor. Neden? Neden zorla tutuyorsunuz? Neden rahat bırakmıyorsunuz? Ondan ne istiyorsunuz? Onu rahat bırakın. Sözlerine dikkat et. Daoji'mizle konuşuyorsun. Eğer o sizin Daoji'nizse ben de Madu'nun büyük annesiyim. Beni dinlemelisin. Özellikle de torunun dinlemeli. Kendisi beni kaçırtacak kadar alçaldı. Bir şey demedi. Sonra evimize girip benim Madu'mu zorla kaçırmaya çalıştı. Zayıf ve yalnız olduğumuz için mi bunları yapıyorsunuz? Orman kanunları mı geçerli? Sessiz kalıp kabul mü edeceğiz? Bunları kabul mü etmeliyiz? Yeter artık. Biz o kadar alçalmadık, siz alçaldınız. O kadın kocasını haksız yere suçladı. Sen git bunları ona anlat, bize değil. Yeter! Sakın bana bağırmaya kalkma, tamam mı? Ben kim olduğumu biliyorum. Ayrıca Madu'nun ne kadar utanmaz olduğunu da biliyoruz. Burada durup zamanımızı boşa harcamaya kalkma. Ben sadece kavganın aramızda olduğunu söylemeye geldim. Neden Bitu'yu bu işe karıştırıyorsunuz? Neden çantasına afyon atıp onu tutuklatıyorsunuz? Afyon mu? Afyon mu? Evet, afyon. Bunu Madu'yu üzmek için yaptınız. Tuttuğunuz adamı evimize soktunuz. Ve Bitu'nun çantasına afyon koyarak onu tutuklattınız. Neden? Kimin onu neden tutuklattığını ben nereden bileyim? Bize ne anlatıyorsun? Git de polise anlat. Hiçbir yere gitmiyor. Siz Bitu'yu dışarı çıkarana kadar ben de buradan hiçbir yere gitmiyorum. Siz ne demek istiyorsunuz? Zorla mı burada kalacaksınız? Ah!
Alo? Senin hiç utanman yok mu? Bizi kendin ikna edemeyeceğin için yaşlı büyük annene mi gönderdin? Seni ahmak. Dida. Dida orada mı? Evet. Şansına hala hayatta. Hemen gelip götür onu. Yoksa canlı bulamayacaksın. Ama... Hadi. Hey Allah'ım. Dida Raja'nın evinde. Hemen onunla konuşmalıyım. Ulaşamıyorum. Ne yapacağım ben? Dida. Bu çok zor bir durum. Oraya gidemem ki ben. Sani Delhi'de, amcam hapiste. Bir şey yapmam gerek. Dida'ya ne yaparlar bilemiyorum ama oraya gitmem gerek. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun sen? Teyze ben... Dida Raja'nın evine gitmiş. Onu almaya gitmem lazım. Ay canına. Yani teyze orada partiye gitmiş ve sen de yanına gidiyorsun. İkiniz için kendini feda eden adama ne olacak peki? Onu kim düşünecek? Kimse onu hapisten çıkarmayacak değil mi? Sani de burada değil. Yani sen onun için endişelenmiyor musun hiç? Teyze lütfen. Ben elimden geleni yapıyorum. Ne yapıyorsun? Dida. Onu bırak da amcanı düşün biraz. Bak teyze. Neden amcam için endişelenmiyormuşum gibi konuşuyorsun sen? Söyledim ya. Önce Dida'yı getireceğim. Sonra iyi bir avukat bulacağım. Ve amcamın kefaletini ödeyeceğim. Mahkemede onu kurtaracağım. Senin için önce Dida geliyor. Sonra Sweetie'nin babası. Çok garipsiniz. Çok farklı davranıyorsunuz. Sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Büyük annen ve sen ailemize lanet gibi çöktünüz. Lanet! Sen hayatımıza girdiğinden beri mutlu değiliz. Sürekli bir sorun çıkıyor. Neden gitmiyorsunuz ha? Artık komşularımız bile Sweetie'nin babası hakkında dedikoduya başladı. Artık Sweetie'nin babasının çalışmadığını çünkü afyon sattığını söylüyorlar. Neden suratıma bakıyorsun ona? Ben söyleyince mi kötü oldu yani? Öyle olsun. Didan kaybolabilir. Gel benimle. Yeter teyze. Sana söyledim ben. Önce Dida'yı getireceğim. Beni zorlayamazsın, tamam mı? Her şey için hep beni suçluyorsun sen. Tamam, buna tahammül ederim. Ama bir daha Dida'ma lanet diyemezsin. Bana bak. Ne cüretli. Sen bana parmak uzatırsın ha? Seni çok fena yaparım. Bakın, burada kavga etmenin bir anlamı yok. Bay Bittu'yu hapisten bu şekilde çıkaramazsınız. Aslında yattığı hücrenin kapısını açacak olan anahtar benim elimde. Ne o? Kurtulmasını istemiyor musunuz? Raja lütfen. Buradan gitmeni istiyorum. İyi de ben gidersem Bay Bittu buraya nasıl dönecek? Bu da ne demek oluyor? Yanındaki hanımefendiye bir şeyi iyice anlat demek. İnsanlara tehdit ederek ve baskı yaparak zorla bir şey yaptıramaz. Bazı şeyler nezaketle halledilir. Bay Bittu'yu içeriden çıkaracak olan anahtar kendisi. Sen de ona ne biçim davranıyorsun? Ona hizmet edip yalvarmalısın. Kendisini kraliçe gibi hissettirmek zorundasın. Mutlu etmelisin onu. O zaman
bütün sorunların hallolur, işlerin yoluna girer. Anlamadın mı? Tamam, ben anlatayım o zaman sana. Biraz çaba göstermen lazım. Araba aşağıda, bir zahmet inip arabaya oturman lazım. Ve her ideal gelin gibi evine mutlu bir şekilde dönüp artık uslu biri olmalısın, tamam mı? Sen evine döndüğün an zaten Bay Bittu da dönmüş olacak. Aman Allah'ım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bittu neden hapse girdi biliyorum. Ona tuzak kurmuşsun. Madhu lütfen. Lütfen onu dinle kızım. Ne diyorsa itiraz etme. Madhu bak, onun dediğini yapmazsan benim Bittu'm sonsuza kadar içeride hapis yatacak. Kurtulamayacak. Dediğini yap. Amcanı düşünüyorsan itiraz etme. Amcan için dediğini yap. Amcana bir parça saygın varsa onun dediğini yaparsın kızım. Bittu'yu hapisten kurtar. Onun kaderi senin elinde artık. Bittu'yu tanıyorum. Öyle bir yerde uzun süre kalamaz. Orada durduğu her an sağlığına zarar. Ya ona kötü bir şey olursa, ya bir daha asla iyileşemezse, ben onsuz ne yaparım? Nasıl yaşarım o zaman? Raja, eğer amcamı düşünerek zayıf davranacağımı zannediyorsan, beni kendine mecbur edeceğine inanıyorsan, şunu bil ki çok yanılıyorsun. Ölürüm de beni ezmene asla izin vermem. Asla geri dönmeyeceğim. Amcam masum. Adım gibi biliyorum. İzle ve gör. Onu yasalar kurtaracak. Senin istediğin gibi olmayacak. Tamam, sen nasıl istersen. Ben sadece kestirme yolu gösterdim sana. Adamcağız içeride daha fazla sıkıntı çekmesin diye. Ama sen ille uğraşmak istiyorum dersen onu bilemem tabii. Tamam, içeride kalmaya devam etsin. Bana göre havuç. İzninizle. Bu ne böyle? Ne oluyor? Neden böyle oturuyor? Açlık grevine başladı herhalde. Dauji. Eminim ki bu da Madhu'nun yeni planı. Öyle akıllı bir kız ki çöpünü evinden alıp getirip buraya attı. Tabii bir çöp torbası sokağa kendi kendine atmaz, öyle değil mi? Onu bizim buradan alıp öylece sokağa atmamız lazım. Başka türlü buradan hiçbir yere kımıldayacağı yok. Bana dokunmayı aklından bile geçirme. Ne dediysem o. Bir şey değişmeyecek. Buradan bir yere gitmeye niyetim yok. Siz Bittu'yu hapisten çıkarıncaya kadar burada böyle yerde oturacağım. Ölüm bile gelse beni buradan asla kımıldatamam. Torunun da inadım inat dedi. Ne oldu? Sonunda işe yaradı mı? Söylesene. Orada öyle oturduğun yerde ölür gidersin. Ama bizi alt etmeyi sakın düşünme. Peki. Görelim bakalım. Tamam, uzatmayın. Bak. Ben karımı daha yeni kaybettim. Evde huzura ihtiyacım var. Bizi intikam almaya zorlamasan çok iyi olur. Şu anda sırf kadın olduğun için sana saygı duyuyorum. Yoksa... Yoksa ne? Zorbalar kadınlara ne zamandır saygı duymaya başladı ki? Yeter! Sıktın ama! Raja! Raja, bu kadın delirmiş. Al götür buradan. Yoksa kötü olacak. Bittu hapisten eve dönünceye kadar buradan hiçbir yere gidecek değilim. Banu nerede? Odasında. Neden?